Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi. Bir kadını öpmüş olan bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala gündüzün iki yanında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Gerçekten iyilikler kötülükleri silip süpürür ayetini indirdi. O kişi, ey Allah'ın Resulü, bu hüküm bana mı aittir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün ümmetime aittir buyurdu. Bu konudaki diğer bir rivayet de Enes radıyallahu anh'ten. Şöyle dedi. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ey Allah'ın Resulü, ben cezayı gerektiren bir iş işledim. Cezamı ver dedi. Tam o sırada namaz vaktiydi. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namazı kıldı. Namazdan sonra ey Allah'ın Resulü, ben cezayı gerektiren bir iş yaptım. Cezamı ver dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen bizimle birlikte namaz kıldın mı buyurdu. Adam evet dedi. Hazreti Peygamber, öyleyse sen affolundun buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Cinsel ilişki söz konusu olmadığı sürece öpmek, tutmak ve kucaklamak gibi fiiller için belirlenmiş bir ceza yoktur. Bu gibi fiillerin cezasını tazir, hakimler takdir eder. 2. Kendisi için belli bir ceza tayin edilmemiş suçlar, işlenecek iyiliklerle ortadan kaldırılabilir. 3. 5 vakit namaz küçük günahlara kefarettir. 4. Tövbe kapısı her zaman açıktır. 5. Belli olaylar vesilesiyle vahyolunmuş hükümler aynı türden olayların tamamı için geçerlidir. Bir başka ifadeyle, sebebin özel olması hükmün genel olmasına mani değildir. 6. Abdest, namaz gibi günlük ibadetler küçük günahlara kefarettir. 7. İbadetine devam eden mümin, işlediği günahlardan kurtulma şansına sürekli sahip bulunmaktadır. 8. Ashab-ı kiram işledikleri hataları asla küçük görmez, o hatalardan kurtulmak için yol ararlardı. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize ashab-ı kiramın hassasiyetini nasip eylesin. Amin.